Sivaslı Nehir Ödül Gecesi. Neler söylemek istersiniz? Ya çok heyecan verici iki açıdan. Birincisi ben bu tür etkinliklerin, yani sanatın ve kültürün emekçiler üstüne oturtulmuş etkinliklerin, insanların geleceğini beslemiş olan insanların anılması üstüne kurulmuş etkinliklerin hayranıyım ve onlara ağır saygı duyuyorum. Ama Sivas olması daha fazla özellik gösteriyor. Çünkü Sivas bu ülkenin çok önemli bir kentidir. Tarihimizin içinde, kültürümüzün içinde çok önemli etkileri olan bir kenttir, bir yerleşmedir, bir alandır. Bir de ben orada film de çektim ama asıl askerliğimi Temeltepe'de yaptım. Tabii çok büyük bir kışıdır üstelik. O yüzden çok heyecanlıyım ve çok kutluyorum böyle bir etkinliği. Aşkı eserde anlayacak mıydı? Evet, evet, o çok önemli. Yani çocukluğumuzda ben Batı'daki bir kasabanın çocuğuyum. Halk türkülerini, halk sazını biz radyodan, radyolardan Veysel'in türküleriyle sevdik, tanıdık. O yüzden temel taşıdır bizim Anadolu müziğimizin, halk müziğimizin, halk kültürümüzün çok önemli objelerindendir. Cumhuriyet döneminde özellikle ona saygıyla anlıyorum. Bu etkinlik o açıdan çok önemli ve geldim ben. Siz de bu gece ödül de alacaksınız aynı zamanda. İşte alsınlar. Teşekkür ederim. Siz neler yapıyorsunuz efendim son zamanlarda? Ya çok yorgunum, çok şey yaptığımı söyleyemem. Filmler çektim daha henüz çıkmadı ama yakında bir diziye başlıyorum. Sonunda ikna ettiler. Çok yapmak istemiyorum ama. Nasıl bir dizi olacak? Güzel bir hikaye. Bilmiyorum, güzel dizi olur inşallah. Yaprak dökümünden yıllar sonra yani... Evet dedettiler bana, evet. Özlendiniz. Bir dönem biz sizde bir röportaj yaptığında şey demiştiniz. Türkan Şoray'la bir aşk filmi çekmek istiyorum demiştiniz. Burada da söyledim. Ama Türkan olamadı. Şimdi gene böyle bir aşk var bu dizide. Evet, evet. Orta yaş aşkı. Kimle olacak belli mi? Selma Güner. Çok güzel. Şey de yazıldı. Yani şehri terk ettiğiniz, çiftlik hayatına yerleştiğiniz gibi böyle haberler de çıktı. Karşıya geçtim. Ben İznikliyim ve orada çiftlik topraklarımız var, evlerimiz, parklarımız, yürüyen bir. Oraya dönmek istedim. Ben hani yakın çünkü. İstanbul çok artık yoğun kuşatma altında ama köşen gelirim, kalırım falan gibi laflar ettim. Göç etmek diye bir şey yok. Yani toprakları dolaşıyoruz. Halil Bey, yani biraz gençleşmiş, biraz şey gördüm. Bir önceki karşılaştığımızdan itibaren bir şey gördüm, enerjik gördüm, genç gördüm. 40 kilo verdim. Evet, nasıl oldu? Nasıl verdiniz? Ben karar verdim. Yani yaprak dökümünde 5 sene çalıştım biliyorsunuz. Yani şimdiki gibi öyle karavanlar ya da işte çok hoş imkanlar yoktu. Bir dolup geliyorduk, yemekler yiyorduk, gece yarına kadar çalışıyorduk. Bir de iştahlı insanların. Baktım ki kilolar almış başını gidiyor, hele yaşla buluşunca. Böyle olmaz dedim, kendim karar verdim. Yani nasıl bir diyet uyguladınız? Var mı bir sırrınız? İki öğüne indirdim. Ekmeği, pilavı, makarnayı kestim. Mideyi küçülttüğünüz zaman zayıflık az yiyorsunuz zaten. Çok iyi gördüm sizi. Sağ olun. Saygılar sunuyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun.